İsrail'in Gazze'ye saldırılarında aktardığımız üzere bugün 42. gün dünyanın gözü önünde bütün hukuki, insani, ahlaki bütün sınırlar bir bir ihlal edildi Netanyahu hükümeti tarafından bu süreçte ve binlerce sivil can verdi bu saldırılarda. İsrail'in bu ölümcül askeri operasyonları sırasında yapay zekadan yararlanıp yararlanmadığı aslında bölgede bu son çatışmalar başlamadan önce de dünya basınının gündemindeydi ve bu sorulara en net yanıt geçtiğimiz günlerde tam da bu çatışmalar devam eder. Derken bizzat İsrail ordusu tarafından verildi. İstihbaratın hızlı ve doğru şekilde hedefleri belirlemek amacıyla yapay zeka kullandığı ifade edilirken bu teknolojilere dair detay paylaşılmadı. Peki bu sahaya nasıl yansıyor? Katliamdaki payı ne yapay zekanın ve diğer sahadaki gelişmeler ne yönde? Bunları konuşacağız. Hemen konuklarımızı takdim edeyim sizlere. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Cihan Güngel İstanbul stüdyomuzda bizlerle birlikte. Sayın Güngel hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İnşallah. Ve uzaktan bağlantıyla da Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ali Murat Kırık bizlerle birlikte. Sayın Kırık hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhaba Büşra Hanım. İyi yayınlar efendim. Sayın Kırık sizinle başlamak isterim. Şimdi İsrail hangi yapay zeka modelini kullanıyor? Bu konuda elinizde bir bilgi var mı? Her ne kadar bu detayları paylaşmak istemese de İsrail ordusu. Yapay zeka kullanımı sahadaki yansımaları nelerdir? Amacı nedir? Örneğin işte bu Hamas'ın tünellerini tespit etmek için mi? Şehir içindeki çatışmalarda üstünlük sağlamak için mi? Ordunun kayıplarını azaltmak için mi? Ya da sivil kaybını azaltmak için mi? Ki gördüğümüz tablodan bu herhalde mümkün olmuyor. Yani yapay zeka sivil ayrım yapabiliyor mu? Yok kesinlikle yapamaz. Fakat dediğim gibi eğer siz yapay zekaya belli parametreler, belli veriler, belli girdiler sunarsanız bunu gerçekleştirebilir. Tabii bu bir üniforması da olabilir, bu bir renk de olabilir, bu bir imge de olabilir. Bunları gerçekleştirebilirsiniz. Fakat dikkat ederseniz zaten yapılan çatışmalarda gerçekleştirilen işte hep ölümlere baktığımızda sivillerin daha çok olduğunu görüyor. Çünkü yapay zekanın bu ayrımı yapmamasından kaynaklı bir şekilde gerçekleştiğini söyleyebilmemiz mümkündür. Şimdi burada tabii ki elimizde somut bir done veri yok ama çok büyük iki teknoloji firmasının, çok büyük iki firmanın, Amerikan firmasının aslında 1.2 milyar dolar karşılığında İsrail ordusuna Filistin ve Gazze'deki verilerin satıldığı, özellikle biliyorsunuz dünya üzerinden takibi sağlayan bir Earth sistemi söz konusudur. Bu Earth sisteminin yapay zeka destekli bir şekilde kullanılması aracılığıyla özellikle Filistin ve Gazze'deki masum sivillerin bölgedeki konumlarının tespit edilmesi söz konusu olabilmekte. Zaten bu iddia dünya kamuoyunda da yankı bulmaya başladı. Yani aslına bakarsanız yapay zeka sürekli eğitiliyor, geliştiriliyor, yenileniyor. Fakat burada aslına bakarsanız nükleer silah yapımı için bile çok rahat ve kolay bir şekilde kullanılabilir. Bugün evet sadece biz ChatGPT gibi, Bart gibi ya da Elon Musk'ın Grok'undan bahsediyoruz ama bunun dışında bilmediğimiz işte savunma sanayide kullanılan, otonom silahlarda kullanılan çok ciddi, somut, yapay zeka tabanlı silahlar, teknolojiler söz konusu Büşra Hanım. Şimdi Bloomberg'in Temmuz ayındaki haberine göre yani bu çatışmalar başlamadan aylar önce Bloomberg aslında bu konuda bir haber yapmıştı. Orada iki noktaya dikkat çekmek isterim aldığım oradaki notlardan. Hava saldırıları için hedefleri belirlemek üzere büyük miktarda veriyi işleyebilen bir yapay zeka tavsiye sistemi kullandı İsrail ordusunun. Diğeri de ordunun ayrıca mühimmat yüklerini hesaplamanın yanı sıra savaş uçakları ve silahsız insansız hava araçları ile gerçekleştirecek saldırılarda binlerce hedef arasında önceliklerin belirlenmesi için Fire Factory adında başka bir yapay zeka modeli kullandığı yönünde bazı bilgiler paylaşılmış. Evet efendim bu bilgiler mevcuttu. Ben de zaten ilerleyen dakikalarda size bahsedecektim bundan. Zaten buradan az önce size bağladığım noktaya getiriyorum. Kişilerin konumlarını artık çok rahat bir şekilde uydu üzerinden tespit edebilmek mümkün Büşra Hanım. Dolayısıyla yapay zekaya siz ilgili verileri yüklerseniz, koordinat bilgilerinin girişini sağlarsanız çok rahat bir şekilde özellikle örnek vermek gerekirse Google Earth haritasından bu konumları, bilgileri bulabilirsiniz ve daha sonraki süreçte hedeflere otonom silahları, otonom füzeleri otomatik olarak gönderebilme şansına sahip olmuş olursunuz. Zaten şu an bizi bekleyen en büyük tehlike de bu. Hatta geçtiğimiz hafta biliyorsunuz bunu da yine CNN Türk'te konuşmuştuk. Biden ve işte Xi Jinping'in bu noktada yani Amerikan Başkanı ile Çin Devlet Başkanı'nın özellikle yapay zekanın otonom silahlarda ve nükleer teknolojilerde kullanılmamasına dair ciddi adımlar atacağı söylenmişti, ifade edilmişti. Çünkü dünya için bir katliam noktası
yılına dönebilir yapay zeka kullanımı. O kadar büyük bir teknolojiden bahsediyoruz ki, bir de kendi kendini geliştirebilir, yenilenebilir yapay zeka var Büşra Hanım. Belki de bizi korkutan en büyük teknolojilerden bir tanesi bu. Evet, şu an baktığınız parametreler girdiler, insan tarafından sunuluyor. Ama bir de Büşra Hanım şöyle düşünün, belli bir süreden sonra kendi kendini geliştiren yapay zekanın ortaya çıkması artık insan denetimi ve kontrolünün de ortadan kalkmasını sağlayacak. Bu da hem dünya açısından bir kriz, hem uluslararası arenada ciddi bir kriz oluşturmaya başlayacak. Ve hani eskiden nasıl nükleer füzeler, atom bombalarından bahsediyorsak, gelecekte de belki savaşların bir numaralı unsurunun yapay zeka olacağını görmekteyiz. Hani işte hatırlarsanız belki Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombasını görmüştük. Şimdi yapay zeka tabanlı ki GROK dediğimiz uygulama, Elon Musk'ın GROK uygulaması bundan 4-5 gün önce zaten paylaşım yapılmıştı. İnsanlar için zararlı bir maddenin nasıl yapılacağını anlattı. Bunu anlatan bir yapay zeka yarın niye bir nükleer bomba, niye bir atom bombası tarifini vermesin? Bu da gerçekten ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz efendim.